10 yapmış mıyız bunu? Evet, 10 yapmışız. Tamam. Şimdi hızlı hızlı geçeyim ben size. Facebook, belki şeyi söylemek lazım. Facebook'un bu like ve connect butonları aslında gerçekten şeyin işine yaradı bayağı. Firmanın işine yaradı ve bu konuşurken belki de söylemediğimiz bir şey, iş ve gelir modelleri nasıl diye. Reklamlardan kazanıyor Facebook. Ve son zamanlarda mobil cihazlardaki reklamlardan bayağı şey yapıyor. Kullanıcı veri tabanını reklam verenlerle paylaşıyor ve data analizi yapıyor buradan ve bu yaptığı analiz sonucunda acayip bir şey sağlıyor. Reklam verenler için bayağı iyi bir rapor da veriyor aynı zamanda. Ölçülebilirliği ve şeyi son zamanlarda arttırmaya çalışıyor. Yani normalde bir geleneksel medyada tiraj rating gibi aslında çok fazla belli olmayan bir kullanıcıyla böyle çok birebir örtüşmeyen kavramları önümüzdeki dönemde çok daha iyi yapmaya başlayacak. Şu anda da yapıyor zaten. Bir de Facebook'un bu hani şu anda çok fazla başaramadığı ama aklının bir kenarında hep tuttuğu e-ticaret diye bir konsepti var. O da buradaki paralı uygulamalar ya da burada yapılacak satın almalardan onun alacağı komisyon ve onunla ilgili bir böyle Bitcoin gibi bir para birimi yaratmak. Dolayısıyla Facebook Credits diye bir şey yaratmıştı. Önümüzdeki dönemde bunu da bir şekilde tekrar canlandıracağını düşünüyorum ben. Yani Facebook 1 milyar insanın olduğu bir yerde hani ticaret olmadan bir şey yapmak fazla anlamlı değil. Twitter'a geldiğimizde tabii Twitter'ın bence önemli şeylerinden bir tanesi bu TT ve hashtag olayını çıkartması. O mesela şeyi çok arttırdı. 140 karakter mesela Vine'a koyduğu 6 saniye falan gibi limitler aslında bir yandan da gençliği kendisine çeken böyle bir yaratıcılık sınırları sağlıyor. Hani gençliğin yeni diline bence en iyi uyum sağlayan şey Twitter. Yani onların havasını, moodunu yakalayan başlıca platformlardan biri diye. Bu da gelir modeli olarak Promoted TT diye bir şey yapıyor. Ara sıra bu Trending Topic listesinde en üstte çıkan şeyler ya da herhangi bir konuda arama yaptığınızda oradaki ilk tweet'i promosyon reklama ayırıyor ya da herhangi bir hashtag'den bir şey bastığınız zaman onun en başını şeye ayırıyor, promosyon reklama ayırıyor. Dolayısıyla reklamdan epey şey kazanıyor. Bu da yine aynı şekilde şey gibi, Facebook gibi kullanıcıya daha kişisel, daha anlamlı, kullanıcıya diyorum, yayıncıya reklam verene çok daha anlamlı veri analiz edip verme şansı var. Dolayısıyla hani uzun vadede Facebook, Twitter gibi sosyal medyalara baktığımızda gerçekten şeyi görebileceksiniz. Hani reklam verenin hedeflediği kitleye çok daha nokta atışı yapabileceği noktaya geleceğini göreceksiniz bu şeyin. Adeta kişisel reklamcılığa doğru gittiğini göreceksiniz. Google Plus şu anda bu artı bir paylaşımları nedeniyle önemli olabilir. Bir de Google Plus'ın önemli özelliklerinden bir tanesi Hangout dediğimiz YouTube üzerinden canlı yayın yapabilme özelliği. Bence bununla farklılaşıp yeni insanların böyle hani kendi kendilerine amatör yayın yapabildikleri, görüntülü yayın yapabildikleri çeşitli programcılık, yayıncılık tekniklerinin formatlarının önünü açabilmesi. Bu anlamda da eşsiz. Şu anda mesela biz bu yayını Hangout üzerinden yapıyoruz ve bu şeyin sayesinde, Google Plus platformunun sayesinde. Ama baktığınızda Google Plus'a ağzımıza geleni söylüyoruz. Sadece şu özelliğiyle bile çok ciddi bir şey sağlayabilir aslında, farklılık sağlayabilir. İş ve şey modellerine baktığımızda biraz Google'ın arama motoruyla kuple edildiğinde bir anlam kazanıyor. Mesela sosyal arama dediğimiz bir şey var. Adana kebap gibi bir şey aradığınız zaman lokasyonunuza ve sizin kendi sosyal network'ünüzdeki arkadaşlarınıza bakıp ona göre onların bir takım paylaşımlarını da gündeme getirebilir. Dolayısıyla o paylaşımlar çerçevesinde de siz şey sağlayabilirsiniz. Buradan daha anlamlı bir arama özelliği gelişmesini sağlayabilirsiniz. Şimdilik yani Google'ın arama motoruna bir destek olarak kullanılıyor tabii bunun da oluşan oluşacak kullanıcı veri tabanı her zaman para yapacak LinkedIn dediğim gibi
Yani bunları anlatmıştık zaten. İş modeline baktığımızda ilginç bir model uyguluyor. Mesela freemium model uyguluyor. Temel uygulama parasız, üye olmak, işte CV koymak, şey yapmak falan, ama hani senin hesabına, senin sayfalarına kimler baktı? Ya da işte işverenler için ya da insan kaynakları yöneticileri için uygun profilde birini yakalamak, işte oradan şey yapmak daha farklı bir şey. Dolayısıyla insan kaynağı istihdamı için uygun profillerin firmalara verilmesi gibi bir takım ekstra özellikleri var. Siz orada pro versiyona geçtiğinizde bir kişi ya da kurum olarak daha ekstra özellikler sağlıyorsunuz. Dolayısıyla bir bu var. Uygun kişi şeyinize göre uygun reklamlar geliştirebiliyorsunuz, getirebiliyorsunuz ve işte bu pro modelleri, bütün bunlardan bakarak aslında sosyal medya platformları içinde en fazla şey kullanan, değişik model kullanan ve bunlardan en rasyonel gelirleri sağlayan şey de platformda LinkedIn olarak görünüyor. YouTube'un modeli ilginç bence. YouTube mesela Google'ın AdWords'üne entegre. Dolayısıyla siz mesela herhangi bir YouTube videosu yüklerken ya da işte Hangout'ta herhangi bir oturum yaparken ne yapıyorsunuz? Tagler koyuyorsunuz değil mi? İşte mesela biz diyelim Kapak Olsun TV diye program yapıyoruz. Altına tag koyuyoruz, işte internet, mobil pazarlama, işte dijital pazarlama, yeni medya bilmem ne diye. O reklam veren portföyüne bakıyor. Bu taglerle ilgilenen reklam veren olduğu zaman mesela bizim kayıtları şeylere bölüyor ve orada çeşitli reklamlar koyuyor. Dolayısıyla Google AdWords üzerinden YouTube üzerine aktardığı 1 milyon üzerinde şey var. İrili ufaklı reklam veren var. Hani reklamcılık bölümünde okuyan arkadaşlarım mesela derslerinde yani görüp görmediklerini bilmediğim ama mesela reklamcılıkla ilgili önemli şey açılımlarından bir tanesi bu. Dolayısıyla hani önümüzdeki dönem reklamcılığından söz ederken arama motoru ya da işte Google'ın araçları üzerinden yapılan reklamcılığı asla ve asla es geçirmemesi gerekiyor. Çünkü o aslında şu anda baktığımızda Türkiye'de bile 3,5 milyar TL'lik bir reklam pastasının 1-1,5 milyar arası bir şeyini alan bir kısım. Dolayısıyla hani dünyada da 3'te 1'e falan gelmek üzere. Sosyal medya kullanıcısına genel olarak baktığımızda bir profil şey yapmak lazım. Hani genel bu sosyal medya platformunun karakteristiğinin ötesinde bu platformun genel şeyi ne derler, karakteristiği, ya insanların, bireylerin ya da kurumların kendilerine ait bir yer, space, oda hissetmeleri ve kendi kimlikleriyle ilgili idealize ettikleri, kendi selflerinde idealize ettikleri şeyleri bu aslında açılan alana koymaları. Nedir onlar? İşte sevdikleri şeyler, fotoğraflar, şeyler, paylaşmak istedikleri metinler, gittikleri yerler, bütün bu bilgiler aslında hani mesela fiziksel dünyada işte kötü bir hareketimiz belki hemen unutulur ya da ekrana yansımaz ama burada öyle değil. Öyle olmadığı için de burada en fiyakalı şeyleri koymaya çalışıyoruz. En idealize şeyleri koymaya çalışıyoruz. Çünkü kendi kimliğimizin geçtiğimiz dönemde okuduğumuz gibi oluşumu burada. Rankimiz de burada. İşte sosyalleşme arayan tabii ki mesela sosyal medya kullanıcı dediğimiz şey kalabalıktan bir şekilde kendi paylaşımlarıyla ayrışmak isteyen bir kişi aynı zamanda. Niye? Çünkü renki orada olduğu için, oradan şey aldığı için farklı bir şey paylaşırsam, bir farklılık yakalarsam o farklılık üzerinden bana daha fazla kredi gelir diyor. Daha kalabalık gelir, daha takipçi gelir, daha farklı şeyler gelir diyor. Dolayısıyla işte bunu communicate without demişiz, tamamlamamışız da ne demişiz acaba? Yani neyse. Ve bu yüzden mesela bu farklılık şey unsurları farklı olma unsurları böyle genelde popüler ya da ünlülere böyle çakma dediğimiz şeyi getiriyor değil mi? Hemen böyle, çünkü burası bizim alanımız, senin ne işin var burada? Ben burada farklılık yakalıyordum, takipçi kazanacaktım. Geldim başıma bela olduğun şeyi var. Ya da onlara çakarak
prim kazanma, prim toplamaya çalışanlar var. İşte bunun en aşırı şeylerine ne deniyor? Troll. Evet, Emirhan. Kaptın bonusu. Bu kez bir daha şey olabilir belki. Hani sınırsız bir şekilde iletişim. Dur bakayım, ben ona bir bakayım da. Bilmiyorum, yani daha önce bunu Türkçe toparlamıştım da sonra bu içeri İngilizce'ye çevirirken herhalde bir telefon geldi, bir şey oldu, uyuyakaldım falan, ondan dolayı şey yaptık. Burada yüzeysellik söz konusu. Yani işte bu bilgi bombardımanının sıklığından dolayı ciddi bir yüzeysellik var. Bir de şey var, işte sanki hani fiziksel dünyaya bazı şeyleri yansıtmadan duygu düşüncelerini, protestolarını, aşırılıklarını falan hep şeyde yansıtma var. İşte kliktivizm diyorlar buna. Hani sosyal, daha doğrusu fiziksel dünyada yapamadığın şeyleri siber dünyada rahatlıkla yapabilme noktasına diyorlar. Yani bir klikle işte bir şeyleri protesto ediyorsun, bir şeyleri seslendiriyorsun. İşte avatarına siyah kurdeler koyuyorsun, şey yapıyorsun. Yani duygu durumunu, moodunu, şeyini hepsini oradan, onun üzerinden yapıyorsun gibi bir şey var. Şimdi burada belki şeye bakmak lazım. Yani sizin için önemli olabilecek şeylerden birisi sosyal medyada ne tür içeriklerle ve nasıl bir iletişimle var olmamız gerekiyor. Biraz belki bunu konuşmak lazım. Yani içerik hazırlanacaksa arkadaşlar, hani bunları zaten aslında bir şekilde belli bir kısımlarını biliyorsunuzdur, şey yapıyorsunuzdur, hani siz de içselleştirmişsinizdir ama bir defa sosyal medyada bir kimlik olarak var olmak istiyorsanız sizin o varlığınızın yegane temeli içeriktir arkadaşlar, yani paylaşımınızdır. Dolayısıyla yazdığınız metinlerdir, koyduğunuz fotoğraflardır, paylaştığınız videolardır, kendi üretiminiz ya da başkasının üretimi ya da işte başkalarının paylaşımlarını yaygınlaştırmanızdır. Dolayısıyla yani sosyal medya üzerinde herhangi bir kimlik ya da profil edinmek ve bunu sağlamlaştırmak istiyorsanız bir defa en önemli şeylerden birisi istikrar, özgünlük, duruşunuz. O duruşunuzla ilgili sürekli işte istikrarlı bir şeyler yapmanız, tutarlı bir şeyler yapmanız. Bunlar çok önemli. Dolayısıyla eğer paylaşım yapacaksanız yapacağınız paylaşımlarda ne kadar özgün ve ne kadar istikrarlı, ne kadar sürekli paylaşırsanız sizin sosyal medyada kimliğiniz o kadar şey yapar, saygınlaşır. Bunları yaparken işte görselliğe, eğlenceye tabii ki dikkat etmek lazım, aşırı olmamak kaydıyla. Ne çok ciddi durmak lazım, ne çok böyle lavali durmak lazım. Dolayısıyla ikisinin ortasında kendi kimliğinize gidebilecek şeyi belirlemeniz lazım, noktayı belirlemeniz lazım. Kısalık önemli gerçekten. Hani uzun uzun yazılan şeyler genellikle çok şey yapmıyor, okunmuyor. Zaten hani Twitter bu farklılığı yakaladığı için şu anda çok genel bir kamusal alan şeyini, nosyonunu, formatını buldu ve başarıyla uyguluyor. Dolayısıyla uzun bir şey yazacaksanız da bence sosyal medya üzerinde değil, blog, web sitesi gibi yerlerde yazıp hani iyi bir manşet atıp ona kısa bir, çarpıcı bir şeyle, başlıkla onu linkle paylaşmak çok önemli. Paylaştığınız şeylere yani çarpıcı bir başlıkla ya da işte anlamlı bir cümleyle başlayıp sonra görselleştirmeniz, o görsellikleri kullanmanız çok şey olabilir, önemli olabilir. Dolayısıyla içerik dediğimiz şey zaman aklınızda bu üç tane şey olsun, kriter olsun. İletişimi nasıl yapacaksınız arkadaşlar? İletişiminizde mutlaka ve mutlaka tutarlılık olsun. Yani Mevlana ne diyor? Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün diyor. Dolayısıyla bu iki düsturdan birisini benimseyip öyle gitmeniz gerekiyor. Çünkü burada her şey kayıtlı olduğu için dün ak dediğinize bugün kara derseniz aha derler. Bunu direkt afişe ederler. Özellikle saygınlığınız, şeyiniz, takipçiniz arttıkça. Bu kurumsal olarak çalışacağınız yerler için de bunları benimsemeniz gerekiyor. Yani sizler işte bir yeni medyacı, yeni medya uzmanı olarak herhangi bir kurumda çalışmaya başladığınızda ya da kendi mesleğinizin yeni medya ile ilgili bir yönünü işte reklamcılık, kurumsal iletişim, sinema, televizyonculuk her neyse onu da benimsediğinizde bu yeni medya ile entegrasyonda hep bunlar şeyinize gelecek. İletişim diliniz etkin olsun arkadaşlar. Etkin derken de şunu kastediyorum. Nerede duracaksınız, nerede ilerleyeceksiniz bunu iyi bilmeniz lazım. Bir defa herkese laf yetiştirmeyeceksiniz. Yani
Tuzlukla her olaya gitmeyeceksiniz. Dolayısıyla şey, hani herhangi bir iletişimde yarar gördüğünüz zaman bu iletişimi şey yapmanız lazım. Sürekli hale getirmeniz lazım. Bazen mesela suskunluk en iyi iletişim olabilir. Hani laf altında kalmak gibi bir zorunluluğunuz yok. O yüzden sakın oradaki şeyi düşünmeyin. Ama hani çok ihtiyaç duyulabilecek şeylerde, mesela kurumlarda falan, şeylerle iletişimde, özellikle geniş kitlelerle iletişimde bazı noktalara iyi dikkat etmek gerekiyor. Bazen şey yapıp, mesela çoğunlukla gelen bir takım eleştiriler, kriterler varsa onlara toplu bir yanıt verilebilir açıklama şeklinde. Ya da herhangi bir kişinin kişisel ihtiyacı varsa, mesela işte takipçisi çoksa, ünlüyse, şeyse, ona özel bir takım davranışlar geliştirilebilir falan. Ya bunların hepsi işte önümüzdeki dönemde ben size genel noktalarını veriyorum ama diyelim bir kurumsal iletişimci, halkla ilişkilerci şunu çok detaylı kendi dersi içinde mesela bu hangi tonlarda iletişim yapacağını mutlaka mutlaka öğrenmek ve buna entegre etmek zorunda. farklılıklara mutlaka açık olmak gerekiyor arkadaşlar. Yani çok kapalı, çok bağnazca işte insanlara açık olmayan bir kimliğiniz, kişiliğiniz varsa zaten sosyal medyada çok da fazla yer almayın ya da çok da aktif olmayın derim. Çünkü hani gördüğünüz gibi o kadar kozmopolit bir yer ki hani bazen dayanabilmek de çok mümkün değil. Ama hani ben şuna inanıyorum, hiç kendi çeperinden çıkmamış, diyelim şurada Civali'de herhangi bir kahvede hayatını geçirmiş bir insanı bile görüşlerini farklılaştıracak, değiştirecek, zenginleştirebilecek şeyde, ne derler, kıvamda bir yer. Yani şey sağlayabilir insanlara, bir bakış esnekliği, açıklığı sağlayabilecek kadar da dönüştürücü bir yer. Dolayısıyla yeter ki bunu yapmaya niyet olsun ya da işte insanın kafasında bir şey olsun. Yani o ne derler, zihniyet şeyi bile, kapalılığı bile burada zamanla bu noktaya doğru evrilebilir diye düşünüyorum. Ama tabii süreç sancılı. İşte görüyorsunuz hani kişi olarak, kurumlar olarak, ülke olarak, dünya olarak böyle çok çatışmacı bir şeyimiz var. Dolayısıyla burada çatışma yönetmek de önemli. Ya polemik, işte insanların sizinle polemiğe girmek, insanları yönetmek, cevap vermek, cevap vermek. Ben mesela şöyle bir düstur benimsiyorum. Birisi bana bir şey söylediği zaman eğer gerçekten hani trollememişse ilk seferde cevap veriyorum. Ama daha sonra eğer hani çok yapıcı, hani bir şey öğrenebileceğin ya da işte sana bir şey katacak noktaya gitmiyorsa ikinci şeyim şu oluyor. Yani böyle çok tartışmacı argümanlarda ya tamam bu senin görüşün olabilir ama bu da benim görüşüm. Saygı duyarım ama hani bundan sonra da devam etmek istemiyorum tarzında bir şey yapıp sahne senin, işte istediğin kadar trollemeye devam edebilirsin diyorum bazen. Böyle kalıyor. Yani çünkü ikiden fazla yapabileceğiniz her türlü iletişim bir cats şeyi konusudur. O kadar. Yani siz istediğiniz kadar haklı olun. %100, %1000 haklı olun. Hiç önemli değil. Bir kişiyle 10 kere tartışıyorsanız ve o tartışmada insanlar tarafından tutulup şey haline getiriliyorsa, bir ekran görüntüsü hale getiriliyorsa, o ekran görüntüsünde kimin haklı olup olmadığını kimse okumaz arkadaşlar. Yani okuyanlar vardır da genel olarak sosyal medyanın genel karakterisindeki insanlar okumaz. Dolayısıyla söyleyecekleri tek şey şu: amma çatışmacı, polemikçi adammış ya, işte insanmış ya derler. O kadar. Mümkün olduğunca tahammüllü olmaya çalışın. Blok ya da silme durumunda herhangi bir, diyelim tweetinizi, paylaşımınızı sildiniz ya da herhangi birini blokladınız, bilin ki o aslında bir iletişimdir ve çok zorunlu kalmadığınız sürece yapmayın bunu. Çünkü tam tersi etki yapıyor genelde. Streisand etkisini biliyorsunuz. Yani hani saklamaya çalıştığınız bir şeyi ya da saklamaya demeyeyim de örtmeye çalıştığınız bir şeyi ya da hiç alakası olmayan bir şeyi sırf inadına hani şey yapan bir kitle var. Bu daha doğrusu bir karakteristiği var bu sosyal medyanın. Dolayısıyla aman diyeyim, buna şey yapmayın. Çanak tutacak hareketlerde bulunmayın. Şimdi ödevimiz şu arkadaşlar. LinkedIn hesabı olmayanlar bir LinkedIn hesabı açıyor. Kimlerin yoktu LinkedIn hesabı? Evet. Bir LinkedIn hesabı açıyorsunuz. Ve burada
Sertaç Doğanay'ın dün paylaştığım şeyinden bakarak sizin LinkedIn hesabınız için olabilecek en iyi içeriği oraya koymaya çalışıyorsunuz. Yani o zaten söylüyor, böyle 10-15'lik bir şey var. Hepsini yapmak zorunda değilsiniz bu arada. Hani bazılarının hiç alakası yok. Ama ne bileyim işte bir gruba üye olun diyor mesela. Gidin kendi şeyinizle ilgili bir grup arayın. İlgi alanınızla ilgili de olabilir. İlla işinizle ilgili olması gerekmez. Mesela işte ne bileyim Cansu tiyatrocudur mesela. Gider tiyatro ile ilgili bir şey yapar. Çünkü onun kendi kimliği içinde sadece şey değil, neydi, yeni medya eğitimi değil, tiyatroculuk da şey yapıyor. Hatta belki de mezun olduğunda yeni medya diplomasını alacak, bir tarafa atacak, tiyatroculuk yapacak. Dolayısıyla hani böyle bir şeyi o benimseyebilir ama Sertaç'ın verdiği şeyler doğrultusunda mümkün mertebe iyi bir şey hazırlamaya çalışın. Bunu yaptırmaktaki amacım şu, birincisi zaten böyle bir şeye ihtiyacınız olacak. Ne kadar erken yaparsanız o kadar iyi. Yani sizin faydanız olabilecek bir şey. Ne kadar etkin kullandığınızı görüp ben size feedback verirsem de onu daha iyi ilerletme şeyiniz olur, şansınız olur. Haftaya salı günü 23.59'da şey, paylaşımınızı şöyle yapacaksınız. Hem bana tablet uygulaması üzerinden ödevden göndereceksiniz. Bir de şey üzerinden, yine mobile course'taki post üzerinden şey yapacaksınız. Bizim grup içinde paylaşacaksınız. Bu ikisini yapmanızın nedeni şey yapacağım Merve. İkisini yapmanızın nedeni bir, bana resmi olarak ödevi göndereceksiniz. Ödev modülünde o resmi kısmı işi. İkincisi bu Facebook sayfasında post üzerinden paylaşarak da arkadaşlarınızın sizle şeylerinizi görüp birbirinizle network kurmanızı sağlayacaksınız. Tamam mı? Ne diyordun Merve? Hocam blok ödevlerindeki gibi. De. Evet, evet, evet. Evet, aynen öyle. Tamam mı? Yani yapmanız gereken şey bana tablet ödevinde linkinizi paylaşacaksınız. Yani ödevin cevabı olarak bana linkinizi göndereceksiniz. Ben oradan kontrol edeceğim. Bir de onu şeyden göndereceksiniz. Facebook sayfasına tablet üzerinden göndereceksiniz. Yani bizim uygulama üzerinden. Tamam? Evet, şöyle bir de buna ek olarak kısa bir şeyimiz var. Şimdi aslında tabii bu konu uzun bir konu. Ama böyle şey geçelim. Kısa kısa geçelim. Şey yapalım. Şimdi arkadaşlar birincisi iki hafta sonra şeyimiz, midterm'ümüz. İki hafta sonra çarşamba günü saat 10'da daha önce gelmeyen arkadaşlar için şey yapayım, tabletten olacak sınav. Dolayısıyla kağıt kalem yok. Yani muhtemelen yalnız şey olacak. True false falan değil, şey olacak. Essay tarzı bir sınav olacak. O yüzden yani şey olacak, klasik bir sınav olacak. Dolayısıyla şey, fazla ezberciliğe alışmayın diye. Ama zevkli olacak, merak etmeyin. Tabii, her şey serbest. Yani illa buradan da katılmak zorunda değilsiniz, biliyorsunuz. Geçen dönem kurallar şey. Yani bir bu konu olacak, bir de haftaya gelecek şey konusu olacak. Ya essay şeklinde olacak da aslında size pratik bir iki uygulama yaptıracağım. Yayıncılık ve şeyle ilgili. Dolayısıyla hani çok da şey yapmayın, böyle aman işte bilgi soracak, şey yapacak değil. Şu ana kadar konuştuklarımızı pratikte uygulayabileceğiniz bir ya da iki tane soru olacak. Peki, şey yapalım. Şimdi, evet, yani bu yeni şeyleri gördük, bu formları gördük. Şimdi biraz içerik üzerine konuşalım arkadaşlar. Yani biz aslında yeni medya yayıncılığını konuşuyoruz. Yeni medya yayıncılığının hamuru içeriktir arkadaşlar. Dolayısıyla bir içerikte ne değişiyor ona bakalım. Yani biraz hani geçtiğimiz dönemde konuştuk. Yeni medyanın iki tane şeyi var. Bir tanesi geleneksel medyanın dönüşümü var. Bir de yepyeni medyaların ortaya çıkışı var. Dolayısıyla biraz bunu açalım ama bunu açmadan önce geleneksel medyadan yeni medyaya içerik nasıl değişti buna bakalım. Deniz Ergürel birazcık değindi ama ben size birazcık daha açayım. Şurası geleneksel kısım arkadaşlar. Eskiden geleneksel medyada içerik statikti. Neydi? Bir program yapılıyor diyelim. Bir gazete şeyi yapılıyor. Gazete işte saat kaçta basılırsa basılsın. Basıldığı an o içerik orada statik olarak kalıyordu. Hiçbir şey değiştirmek mümkün değildi. Televizyon programı yapılıyor. Yapıldığı an şey yapılıyor. Şimdi tarihte ilk defa
Bu böyle statik değil, değiştirilebilir, dönüştürülebilir, hatta geliştirilebilir şeye geldi. Eskiden böyle çok güvenilirliğine dikkat edilirdi bunun, işte gazetecilik temel ilkeleri şeyi doğrultusunda, ama yeni medya ortamında bu birazcık böyle dedikodusal biçimde de gelişen bir şey oldu. Yani biraz hayatın kendisine dair. Eskiden daha kontrollü verilirdi bunlar. İşte mesela teyit olmamış şeyler asla ve asla yer almazdı. İşte böyle 2-3 yerden şey alınırdı. Şimdi artık öyle bir şey yok. Ve bu yüzden de çok durağan bir yapısı vardı. Çok programlı. Böyle her gün aynı rutinin işlendiği bir şey vardı. Ya da belli periyotlarda. Ama şimdi öyle değil. Spontan, acayip viral şekilde nereye gittiğini bile bilmediğiniz şekilde yayılabilen bir şey var. Karakteristiği var. Bu yüzden de eskiden çok geneldi şey, içerik. Hep böyle genel geçer şeylere konuşulurdu ve en popüler şeylere konuşulur hep. Niye? En fazla şey olan, değil mi? Konuşuluyor. Geleneksel medya ne konuşuyor? Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş konuşuyor. Ama yeni medya, işte Karabük'teyse Karabük Spor konuşur. İşte şeydeyse, Adıyaman'daysa Adıyaman Besni Spor'u konuşur, bilmem ne. İşte böyle bir şey vardı, karakteristiği vardır. Bu henüz daha tam algılanamadı. Kullanıcı sayısı ve şey arttıkça daha fazla olur. Bir de şey var, bunun sunumunda hep böyle bu genel sunumludur. Fakat yeni medyada kullanıcı, yani hani sunulan olayın diğer tarafındaki kişi ne isterse onu alır. Ya yani illa ben gazetenin manşetindeki şeyi değil, kendi manşetimde ne varsa onu kişiselleştirebiliyorum. Yani bu işte yeni medyanın temel özellikleri şeyinden. Ve burada eskiden reklam ve içerik böyle birbirinden ayrıksız dururken şimdi adeta iç içe girmiş durumdalar. Yani hani o ticari reklam dediğimiz, tanıtım dediğimiz şey bu içeriğin adeta bir parçası olarak kabul ediliyor. Yani ya da işte artık bu noktaya doğru şey yapıyor, gidiyor iş. Yani burada içerik değişirken de tabii bu içeriği kim değiştiriyor? Aslında kullanıcı değiştiriyor. Niye? Yayıncılık inisiyatifinde artık kullanıcı da üretimin ve tüketimin bir parçası. Ya üretim ve tüketimin aynı anda yapıldığı, birbirinden ayrıksız olmadığı bir şeyden söz ediyoruz. Ortamdan söz ediyoruz. Dolayısıyla geleneksel medyanın jargonunda haber olarak kullanılan kavram artık burada içeriye dönüşmüş durumda. İkisinin de hamurunda bilgi var, enformasyon var. Ama artık biraz daha şeyden söz ediyoruz. Hani haberden içeriye geçtiğimiz bir noktadan söz ediyoruz. Kullanıcı artık pasif değil, aktif. İşte sadece tüketici değil, consumer değil, prosumer. Yani geçen dönemden de bunları biliyoruz. Hem üretiyor hem tüketiyor aynı ortamda. İşte ne bileyim, bir haberin direkt ilk gelişim anına giriyorsunuz ve ondan sonra bazen bir yurttaş gazetecisi olarak onu geliştiriyorsunuz. İşte Gezi Parkı'nda çoğu insan yaşadı herhalde bunu. Yani haberi adeta insanlar kendileri üretti ve kendileri sunuma koydular. Ve geleneksel medya da bundan yararlanıp oradan aldı şeyleri. Yine mesela şeylerde de böyle oluyor. Şimdi artık maçlarda şeylerde mesela bakıyorsunuz bir maçın sonucunda gazeteye basılan ya da işte şeye televizyonda kullanılan spotlar çoğu zaman Twitter'dan, şeyden, sosyal medyadan alınan şeyler. Dolayısıyla bunun böyle bir şeyi var. İşte aktifleşme etkisi var. Eskiden işte daha böyle... Oh, bir dakika. Burada da bir kaydırma mı yaptık, ne yaptık? Evet, şunun şuraya geçmesi lazım. Dün gece çok uyuyamadık anlaşılan. İşte şeyden gelince böyle oluyor. Ops. Evet, yani eskiden daha böyle geniş ölçekte daha genel bir şey yapılırken şimdi artık o şeye dikkat ediyor. Kendi bulunduğu ortam ya da kendi kişisel şeylerine göre ajanda yapıyor ki zaten işte bu mesela reklamcılığı falan da son derece değiştiriyor. İşte bu
Şimdi real time marketing diye yeni bir pazarlama tarzı var. Gerçek zamanlı pazarlama diye. Gündemde herhangi bir olgu oluyor. Mesela o olgu üzerinden pazarlama yapılıyor. Diyelim hani bunun en çarpıcı örneklerinden bir tanesi şeydi. Birkaç sene önce Doğuş hani böyle bir çıplak ve şurasında bir saksıyla bir fotoğraf koydu şeye. Biliyorsunuz değil mi onu? O mesela çiçek sepeti bizim bu çiçekle ilgimiz yoktur mu? Öyle bir şey yazdı mesela şey olarak. Yakın zamanda şu anlayamazsınız diye bir şey var. Evet. İşte o da real time marketing. Yani işte gündeme göre kendi pazarlama stratejisini koyup hemen şey yapma. Eskiden çok ciddi böyle kravatlı bir şey vardı, ilişki vardı. Fakat şimdi daha eğlenceli. Hani artık o ciddiyet şey kalmadı. Bu biraz da hani daha bu işin gençleşmesi anlamına da geliyor, o açıdan iyi. Fakat ilginç bir şey. Yani burada mesela hani content içerik şeyle yönelimli dedik ama yani normalde burada yapılan şey daha böyle hani statik ve içeriğe dayanan bir şeydi. Halbuki şurada yapılan şey mesela bu kişiselleştirme, lokalizasyon hikayesiyle birlikte artık bağlamsal bir şey durum içeriyor. Yani eskiden daha statik işte bilgiye dayanan bir şey varken şimdi artık o bilginin oluştuğu koşullar da dikkate alınarak bağlamsal bir şey var. Contextual diyorlar ona. Dolayısıyla aslında hani burada her ne kadar biz şey desek de ne derler? Hani içerik ön plana çıkıyor desek de içeriği oluşturan koşullarla birlikte bu işin gittiği yer context, yani bağlamı. Evet, şöyle birazcık şey yapalım. Mesela yeni medyada herhangi bir içeriği içeriğin kalitesini, doğruluğunu, güvenilirliğini anlamak için şöyle ipuçları var. Mesela içeriğin kaynağını bir bakmanız lazım. Kim? Kardeşim kim? Yani tamam paylaştı. Kim bu ya? Güvenilir birisi mi değil mi? Tanıdığınız birisi mi, tanımadığınız birisi mi? Bütün bunlara şey yapmak gerekiyor. Çapraz sorgulamanız gerekiyor. Sadece sosyal medyadan değil, sosyal medyanın içinden ve dışından bakmanız gerekiyor. Şeyin, bu işin kaynağının historisine bakmanız gerekiyor. Zaman içinde ne paylaşmış? Yeni kurulmuş bir hesap mı? Şey mi? Bütün bunlara çok 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 iyi bakmanız gerekiyor ve ona göre de aslında hemen hemen herkesle ilgili kafanızda oluşan bir güvenilirlik şeyi var. Endeksi var. O endeksi de mutlaka kullanmanız gerekiyor. Yani işte ne bileyim bir haberi sıradan bir kullanıcının şey yapması farklı, ne bileyim bir haber merkezinin paylaşması farklı. Dolayısıyla bütün bunları haber merkezinin ne kadar güvenilirliğine bakmak da önemli. Dolayısıyla bunların hepsi aslında sizin kafanızda bu güvenilirlikle ilgili bir takım kriterler oluşturuyor. Bu kriterleri iyi oluşturmanız lazım. Yani bu işte bir marka mı? Influencer mı? Yani şeyde sözüne güvenilir bir kanaat önderi mi? Akademisyen mi? Konusunda uzman mı? Şey mi? Bütün bunlara. Yani ne bileyim işte tiyatro konusunda bir tiyatrocu bir şey paylaşıyorsa ona güveniniz daha fazla olur. Yani işte ama ne bileyim işte Necat Uygur ölmüş diyen bir adam eğer hani daha önce hiç tanımadığınız birisi ise ona güvenemezsiniz. Ama ne bileyim yakın bir tiyatrocu tanıdığı eğer böyle bir şey diyorsa ona güvenme şeyiniz daha fazla. Ama bütün bunların hepsini göz önüne almanız lazım. Yani bu bir manipülatör olabilir, bu bir troll olabilir, bu bir ergen olabilir, ne bileyim Justin Bieber'cı olabilir, bir şey olabilir. Kimliksiz, anonim birisi olabilir. Bütün bunlara bakarak artılar eksiler vermeniz lazım arkadaşlar. Dolayısıyla herhangi bir konuda içerik yaygınlaştıracaksanız bütün bunlara dikkat etmeniz lazım. Yani hemen her şeye yaygınlaştırma konusunda işte like vermek, fav vermek, RT etmek, share etmek, bütün bunların hepsinde gerçekten düşünmeniz gerekiyor. Çünkü bunlar sizin güvenilirliğinize de aynı şekilde yansıyor. Ya kendiniz bir şey paylaşırken bile kaynağı ne diye sordukları zaman, nereden biliyorsun diye sordukları zaman verecek cevabınızın olması lazım arkadaşlar. Dolayısıyla verecek cevabınız varsa ve bu cevabınız tutarlıysa işte siz sosyal medyadan, yeni medyadan, yeni medya yayıncılığından faydalanabilirsiniz. Etkin faydalanabilirsiniz. İlla ki yeni medyacı olmanız gerekmez. Her türlü şey yapmanız lazım. Diğer türlü de.
Şimdi tabii burada yani son olarak şunu söyleyelim de bunun detayına girmeyelim. Geleneksel medyanın dönüşümünden söz ediyoruz. Geleneksel medyanın dönüşümü içinde iki şeye dikkat etmek gerekiyor. Geleneksel medya önce yeni medyayı kendi iş sürecinde, geleneksel iş sürecinde bir araç olarak kullandı. Rekabet ve verimlilik amacıyla. Ama bu yeterli bir şey değildi. Yani ne bileyim Twitter'dan haber toparlamak, Google'dan editoryal aramalar yapmak, bilmem ne falan bunların hepsini zaten yaptılar ama asıl farklılık bu yeni ortama taşınabilmekte, uygun şekilde para kazanabilecek ve etkin yayıncılık yapabilecek şekilde taşınmakta. Yani bunları hemen şey yaparsak işte mesela muhabirlikte yeni medya araçlarını kullanabilmek, editörlükte kullanabilmek, hikaye hazırlayıcılıkta, hikaye aktarıcılıkta bunu kullanabilmek, sunumda bunu kullanabilmek önemli. Yayın yönetiminde, üretimde kullanmak önemli. Yani baktığımızda işte birçok avantajı var. Mesela muhabirlere acayip mobilite sağlıyor mobil ve yeni medya yayıncılığı araçları. Bilgiyi daha fazla, daha hızlı erişip, toplayıp, çabuk dağıtmasını sağlıyor. Kaynak şeyini sahadan yapabiliyor bir muhabir. Teyidini sahadan yapabiliyor. Eskiden bunların hiçbirisini yapamıyordu ve bir sürü konuyla ilgili değişik sesleri alma, toparlama olanağı oluyor. Editörler işte çok daha muhabirlerden çok daha hızlı bilgi alabiliyorlar. Gerektiğinde haber olarak bile kullanabiliyorlar. Yurttaş gazeteciliği gibi tool'lardan, araçlardan yararlanarak sosyal medyayı neredeyse artık bir içerik kaynağı olarak kullanıyorlar ve buradan işte şeylerin de yaratacakları hikayeyi de daha iyi görselleştirebiliyorlar görsel desteklerle. Yani işte köşe yazarı, analist, uzman, programcı, anchorman ya da anchorwoman'lar da artık yer bağımlılığı olmadan şey yapabiliyorlar. Yani illaki mesela ne bileyim 7 haberlerini Kanal D'de sunan insanların illaki aslında orada oturmaları gerekmiyor. Kimi zaman da gidip belki de sahadan haber sunma olanaklarını geliştiriyor yeni medya onlara. Ki ben önümüzdeki dönemde mesela yeni medya yayıncılığında geleneksel medyanın sahadan yapacağı yayınların çok önemli olacağını düşünüyorum. Yani sahadan bir şeyi aktarabilen anchorlar bence çok şey olacak ve bunların en önemli özellikleri yeni medya araçlarını çok iyi içselleştirebiliyor olmaları. Burada tabii ne bileyim bir köşe yazarısınız artık ofisinizde oturup değil istediğiniz yerden yazabilirsiniz. Ve makalenizi falan her yerden de şey yapabilirsiniz, gönderebilirsiniz. İşte yeni medyayı bir esin kaynağı olarak kullanabilirsiniz. Hiç hayattan bir şey yapmasanız bile birazcık turlayıp işte köşe yazısı ya da program yapabilirsiniz. İçerik yapım hızınız çok arttığı için mesela gazetenin basımı eskiden mesela sabahleyin yazı yazarlardı köşe yazarları. Akşama kadar şey yapardı. Şimdi gece yarısı bile yazabiliyor insanlar. Yetişmiyorsa internet sitesine koyuyor. Mesela bunlar hep önemli şeyler. Yayın yönetmenleri, prodüktörler falan işte mesela gazetenin sayfası cep telefonuna geliyor adamın ve oradan onay veriyor. İstediği yerde mesela dünyanın istediği yerine gidiyor bir yayın yönetmeni oralardan şey veriyor. Tabii işte buralarda çeşitli şeyler var. Mesela hep konuştuğumuz gibi en önemli geleneksel medyanın şeyi kötü alışkanlığı bunu gelenekselin bir uzantısı olarak görmesi. Halbuki gemileri yakıp öbür tarafa artık kaçmaları lazım ama kötü son giderek şey yapıyor. İşte gazetelerin, şeylerin, radyoların ve televizyonların taşınmaları gereken mecralar da giderek artıyor. Evet, yok. Yani daha fazla şeyler var da saat 12:05 var. Şey yapalım. Ya yani bunlar aslında bir takım örnekleri onların. Bakalım bir neler varmış. Ha belki şunları konuşabiliriz. İşte mesela web üzerinden, 3G üzerinden yapılan yayınlar çok önemli bence artık şeyde. Cep telefonundan yapacağınız yayınlar, şeyler. Bunlar teknolojik olarak da artık muhabirliğe ciddi katkı sağlayan şeyler. Mesela yeni medya editörlüğü diye bir şey var arkadaşlar. Yani geçtiğimiz haftalarda da gösterdim size. İşte
Yani bir tane hypertext'i kullanmayı bilmeyen adam, sadece gazeteden copy paste yapan adam benim gözümde web sitesi editörü falan değildir o. Gitsin öbür tarafta otursun. Hypertext kullanacak, fotoğraf, video embed etmeyi bilecek şeyin içine. Hani adeta bir blogger gibi şey yapacak, çalışacak. Taglemeyi bilecek. İşte yani burada şeylerde bu editingde daha görselleştirebilecek olayları, infografik kullanmayı, yapmayı bilecek. Bunların hepsi çok önemli. Ve gerektiği zaman hemen bunu şey yapabilecek, düzeltecek, güncelleyecek, haber geliştiğinde bunu sürekli geliştirebilecek bir şey olması lazım yeni medya editörün. Ve bastım gitti ya da sayfayı yükledim gitti anlayışı yok arkadaşlar. Feedbacklere bakacaksın, ona göre onları besleyeceksin, şey yapacaksın. Köşe yazarları şeyleri hepsi bunu yapmak zorunda. İşte köşe yazarları için en önemli şeylerden bir tanesi geri bildirimleri alarak çok daha verimli, yaratıcı ve genişleyen, daha fazla kitleyle konuşabilecek, etkileşebilecek bir şey yapmak. Yani genel yayın yönetmenleri artık kafalarındaki birinci sayfa imajını atsınlar. O çünkü gün içinde sürekli değişiyor, her zaman değişkenliği var. Yeni bir mizampaj bulmaları lazım. O mizampaj, hani gazetenin birinci sayfası değil bir defa. Bu mizampajın içinde yeni medya formatları olmak zorunda. Yeni içerikleri düşünmek zorunda bir genel yayın yönetmeni. Oyunu nasıl ilave edebilirim? Müziği nasıl ilave edebilirim? Videoyu nasıl ilave edebilirim? Çünkü burası artık basılan bir yer değil. Ya da işte hani 5 tane şeyi arka arkaya kuple edip yayınladığım bir televizyon değil burası. Yani bir programcı, seri programcı ya da seri üretimci şeyinden çok paralel üretimleri topladığım bir platform olmak zorunda. Yani lokasyona dikkat etmek zorundasın, insanların kişisel ajandalarına dikkat etmek zorundasın. İşte bütün bunların sonucunda yeni medya dediğimiz yer, geleneksel medya buraya iyi taşınacaksa kendini artık daha zenginleştirdiği, hatta neredeyse bir ne bileyim İstinye Park ya da şey gibi ne derler, Kanyon Zorlu Center gibi böyle bir şey, alışveriş merkezi demeyeyim de böyle bir yaşam merkezi olmak durumunda. Bu yaşam merkezinin çünkü mesela Hürriyet.com.tr en değerli geçiş noktalarından bir tanesi. Hani Zorlu Center'ın mesela avantajı ne? Çok güzel bir yerde kuruldu değil mi? Hürriyet.com.tr de şu anda öyle özellik taşıyan bir şey. Çok insan uğramak istiyor oraya. Dolayısıyla işte bu avantajları değerlendirip burada işte yeni ürünler rafa koymak durumunda. Bu yeni ürünleri de işte bunları içeriklendirmeli ve bunların bir kısmını da mesela işte hobiler, sağlık, astroloji, finans gibi şeyleri de kişiselleştirerek bunların satışını yapmalı. İşte böyle ayakta kalabilir iş modeli olarak şey. Diyelim ve bitirelim burada.